Kanal Fırat ekranlarına, Akşam Ajansı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Haftanın tam ortasındayız. Günlerden çarşamba ve tarihler 2020 yılının Ocak ayının 8'ini gösteriyor ve bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz. Buyurun Akşam Ajansı'na. Sayın seyirciler, biliyorsunuz önceki gün AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir geniş bir heyette Elazığ'a gelmişti. Elazığ'da bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu. Özellikle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerini ziyaret eden Erkan Kandemir hem partililerle buluştu hem önemli mesajlar verdi. Erkan Kandemir'e Elazığ'dan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ da eşlik etti ve aynı zamanda partililer ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da gün boyu birlikteydi. Pazartesi gecesi Elazığ'a gelen AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e ve yönetimiyle birlikte ilçeleri gezdi, teşkilatıyla buluştu. Kandemir'in ilk durağı Karakoçan ilçesi oldu. Karakoçan'da düzenlenen toplantıda ilk olarak ilçe başkanı Ülküşen Özdemir konuştu. Kıymetli başkanım, sevgili dava arkadaşlarım, 14 Ağustos 2001 yılında milletin umutları ve dualarıyla halkın bağrından çıkmış kimsesizlerin kimsesi olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan partimiz insanlara umut ve güven kaynağı olmuştur. Daha sonra kürsüye Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba geldi. Sayın Genel Başkanım, aşağıda dediğiniz gibi mazeret üretmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz, sorunlarımızı bir neşter atmaya devam ediyoruz. Burada size getireceğimiz herhangi bir sorun yok. Gerçekten sorunlarımızın birçoğunu biz milletvekillerimize götürüyoruz. Milletvekillerimiz belediyecilik anlamında adeta belediyenin bir personeli gibi yanımızdalar. Karakoçan halkının partilerine büyük destek verdiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Karakoçan ilçesinin önemli bir ilçe olduğuna vurgu yaptı. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. Hizmet AK Parti'nin işidir. AK Parti'de görev yapan, AK Parti'de söz sırası gelmiş kardeşlerimizin, büyüklerimizin burayı, AK Parti'yi bir hizmet aracı olarak gören dava arkadaşlarımıza olan desteğinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Karakoçan halkımız, Karakoçanımız çok önemli kanaat önderleri yetiştirmiş, çok alimler yetiştirmiş ilçelerimizden bir tanesidir. Kadim kültürü olan birçok farklı etnik yapının ve farklı kültürün bir arada huzur, barış ve güven içerisinde yaşanan bir iklime sahip olan Karakoçan halkımızın AK Parti'mize olan desteği bundan sonraki süreçlerde inşallah devam edecektir. AK Parti'nin kendini geliştiren ve yenileyen bir parti olduğunu ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da hükümetin önemli başarılara imza attığını söyledi. AK Parti sürekli kendini yenileyen, sürekli kendini geliştiren ve 2002 yılından itibaren de ülkemiz anlamında yapmış olduğu başarılı çalışmalarla gelişen ve büyüyen ülkemiz maalesef bugünlerde, son zamanlarda ekonomik ve güvenlik anlamında beka mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Ama Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, Rabbimin yardımı, mazlumların duası ve sizlerin ferasetli ve onurlu davranışıyla bu olumsuzlukları bertaraf ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tabii merkezi hükümetimiz ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu başarılı çalışmalarla önemli başarılara imza atıyor. Bizler de yerelde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Özde konuşmasında ilçe halkına kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Karakoçan'la alakalı spor kulüplerinde başkanlık yapan, her zaman gençliği yanına alan Ayhan abi, Ülküşen abi, bütün vekillerimle de ben hem il başkanlığı yaptığım süre zarfı içerisinde hem de genel merkezde olduğum süre zarfı içerisinde hep gençliğe önem veren, değer veren insanları tanıdım. Hepsi de Allah razı olsun öyleler. Rabbim inşallah sizlerin bize açtığı bu yolda sizleri mahcup etmeden, Cumhurbaşkanımıza karşı bizlerin de mahcup olmadan yolumuza devam etmesini sağlar. AK Parti 26. dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da teşkilat buluşmasında yer aldı.
Açık Kapı hükümetin dış politikasına değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum coğrafyanın umudu olduğunu söyledi. Coğrafyamızda hepimiz müşahede ediyoruz. Sayın liderimizin gerçekten yoğun mesaisine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Orta Doğu'da gözyaşı ve kan bir türlü bitmiyor. Doğu Akdeniz'de problemlerimiz var ve son günlerde yeni gelişen olayları hep birlikte müşahede ediyoruz. Bu kadar yoğun gündem arasında hem Türkiye'de hem dünyada mazlum coğrafyalara yetişmeye çalışan liderimize ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte her bir teşkilat mensubu kardeşim bu bilinçle hareket ederek bugünden çok daha fazla çalışacak ve AK Parti'yi geleceğe taşıyacaklar. AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindekilerin ikinci durağı ise Kovancılar ilçesi oldu. Teşkilat buluşmasında ilk sözü ilçe başkanı Selami Sarıpolat aldı. Bizler her karanlığın bir aydınlığı olduğuna inanan insanlarız. Biz AK Partili olarak hiçbir zaman önümüze çıkan engellere aldırmayacağız. Yılmadan, yıkılmadan davamız ve partimiz için çalışacağız. Daha sonra konuşan Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar da yaptığı çalışmalardan bahsetti. İlçemizin hem sosyal belediyeciliğini hem yeraltı, yerüstü bütün problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Su problemini çözdük. Mevcut suya 72 litre su ekledik. İlçemizde elhamdülillah su problemimiz yok. 27 kilometre ek kanalizasyon döşedik. Bu da bitti. Yaklaşık 55 kilometre doğalgaz döşendi. Şu anda 5116 abonemiz doğalgazı kullanmaktadır. AK Parti demek ordunun arkasında durup Kandil'de olmak demektir diyerek sözlerine başlayan AK Partili milletvekili Zülfü Tolgağar ise kongre süreçlerinin sancılı süreçler olduğunu belirtti. AK Partili olmak gerçekten zor bir seçimdir. Herkes AK Partili olamaz. AK Parti demek ordunun arkasında durup Kandil'de durmak demektir. AK Parti olmak demek gerektiği zaman sınırı aşıp Suriye'de mazlumların yanında olmak demektir. AK Partili olmak, AK Parti demek önceden Arap Baharı adı altında sahte oyunla düzenlenen Akdeniz'deki petrol yataklarına ulaşmak için sahnelenen sahte oyunu sezip Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde oralarda önlem almak demektir. Kısacası AK Parti demek Türkiye'nin kaderi demektir. Kongre süreçleri sancılı süreçlerdir. Görev değişikliklerinin olacağı süreçlerdir. Her zaman yeni insanlar gelir. Bazı insanlar beklemeye çekilebilir. Ama biz davamızın büyüklüğünden şaşmayalım. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da konuşmasında muhalefete yüklendi. HDP, İYİ Parti ve CHP'nin birbirinden farkı yok dedi. CHP'de, HDP'de, kısmen İYİ Parti'de ruh ikizi, özellikle CHP, HDP. Yok birbirinden farkı. Yıllar öncesi CHP'yi biliyorsunuz. Kuyrukları, yoklukları, rezaleti, inanç düşmanı, İslam düşmanı anlayışa sahip olan bu partiyi, yetkililerini biliyorsunuz. Ondan sonra kılık değiştirdiler, kostüm değiştirdiler, değiştirmeye çalıştılar. O şekilde bazı insanları vitrinler çıkararak sizlerin huzuruna çıkardılar. Ama yeri geldiği zaman karakterini ortaya koyuyorlar. Cibiliyetini ortaya koyuyorlar liderimizin ifadesiyle. AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindekilerinin sonraki durağı ise Palu ilçesi oldu. Heyeti Palu'da yoğun bir kalabalık karşıladı. Palu İlçe Başkanı Hasbi Ergünöz, Palu'daki bütün hemşehrilerimiz AK Parti'ye her daim destek vermiştir dedi. AK Parti'miz kurulduğu günden bugüne kadar Palu'daki bütün kardeşlerimiz AK Parti'mize destek vermiş, gerekse oyları ve gerekse dualarıyla her zaman partimizin yanında yer almışlardır. Nitekim burada Palu bütün ilçeler arasında defalarca ilk 10 ilçe arasına girmiş
bu başarıyı sağlayan bütün Pallı kardeşlerimize tekrardan sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ergin Öz'den sonra kürsüye Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım çıktı. Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Teşkilat Başkan Yardımcımız, Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Elazığ Belediye Başkanım, ilçe belediye başkanlarımız, kıymetli hanımımız, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Palulu gençlerin AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut'a bir de sürprizi vardı. Doğum günü olan Milletvekili Bulut, kürsüye konuşmasını yapmak için çıkınca bakın neyle karşılaştı. Tabii liderimizin ne inanç sistemi, ne değer sistemi, ne de kişiliği, şahsiyeti bunlara teslim olmaya müsait değildi. Evet, sevgili. İkna olun vekilim! İkna olun vekilim! İkna olun vekilim! İkna olun vekilim! Milletvekili Bulut pastasını üfledikten sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etmek istedi ama... Yani öyle siyasetçiyim diye kendinize güvenip her ortamda konuşurum demeyin. Vallahi nutkum tutuldu şu anda. Nerede kaldığımı, ne söyleyeceğimi de unuttum tam konsantre olmuşken. Ama şöyle deyip o zaman bitireyim, ben de toparlayayım. Bu saatten sonra konuşmak, insicamı sağlamak çok zor, mümkün de değil. Gençler... Allah var etsin. Siz bu ülkenin geleceğisiniz. Siz Palu'nun geleceğisiniz. Allah sizleri daim etsin. 7. olan kongre sürecinin yaklaştığını belirten AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çetin bir mücadele veriyoruz ama önümüzde güzel bir dönem var dedi. Öncelikle bu iş gününde bizi büyük bir coşkuyla karşıladığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şu muhabbeti, bu bir araya gelişteki samimiyeti muhafaza eylesin. AK Parti siyasi hareketi bir hakikat mücadelesinin adı. Hakikat mücadelesinin taşıyıcısı arkadaşlarımızla beraber yol yürüyoruz. Onun için kıymetli bizim saflarımızda bulunan kardeşlerimiz. Şimdi 7. olan kongre sürecimiz yaklaşıyor. İstiyoruz ki bir yandan safları sıklaştıralım. Bir yandan da şöyle yeni arkadaşları saflarımıza davet edelim. Büyümek, gönlümüzdeki o sevdanın, gönlümüzdeki muhabbetin daha geniş kitlelere yayılabilmesi için aramıza yeni arkadaşları davet etmemiz gerekiyor. İnşallah önümüze güzel bir dönem var. Şimdi karşımızdaki bloğu görüyoruz. En son Libya meselesinde gördük. Baktık, önce ben falanca partiyle yan yana gelmem diyenler, iş, hadi mesele tavır almaya geldi, görelim sizi dediğimizde yine aynı karaya düştüler. Kandemir'in gündeminde muhalefet partiler de vardı. Ana muhalefet partisi Kılıçdaroğlu ve onun yanında saf tutanların, HDP'nin, İYİ Parti'nin esasında bize, bizim değerlerimize ne kadar yabancı düştüğünü, Türkiye'ye muhalefetle AK Parti'ye muhalefeti ayırt edemediklerini attıkları her adımda görüyoruz. Ya onlarca güzel iş yapıyoruz. İnsan bu millet adına gurur duyar, bu ülke adına gurur duyar. Siz bunların ağzından, ya şunu da güzel yaptık arkadaş, dediklerini duydunuz mu? Bunlar milletin lehine olan şeylerde sus pus olurlar. Nerede milletin aleyhine bir şey varsa önümüze getirir, allar pullar, sanki milletin menfaatineymiş gibi huzura getirirler. Bunlara aldanmayacağız. Aldanmıyoruz zaten. Ama milletimize anlatma vazifemiz var.
Sayın seyirciler, Akşam Ajansı'na canlı yayın konuğumuzla devam ediyoruz. Akşam Ajansı'nda biliyorsunuz her türden konuyu ele alıyoruz ve sizleri bilgilendirmeyi sürdürüyoruz. Bugün yine özellikle inşaat sektöründe önemli bir paya sahip olan ve son yıllarda ülkemizde de sektör haline gelen, pazar haline gelen yalıtımı konuşacağız. Hemen konuğumuzu sizinle tanıştırmak istiyorum. Sayın Erdal Tursun, El Müddar üyesi ve aynı zamanda EYT Yalıtım İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim girişte de bahsettim. Özellikle son yıllarda Türkiye'de, Elazığ'da yalıtım sektörü inanılmaz derecede bir gelişmişlik gösterdi. Bunun içerisinde ısı var, ses var, yangın var. Yani her türlü yalıtım giriyor ve inşaat sektöründe de önemli bir paya sahip. Öncelikle soralım, yalıtım dendiğinde ne anlamalıyız? Neyin yalıtımı olur? Şimdi Elif Hanım, yalıtım denildiği zaman önceleri temelden başlanılır. Yani betonun mukavemetini güçlendirmek için ve demirin damlama ve erime özelliğinin arttırılması için temelde kullanılan membran dediğimiz ve PVC membran dediğimiz malzemelerden başlar yalıtım. Bazı özel projelerde, kamu projelerinde XPS dediğimiz yalıtım malzemesi de temelde kullanılıyor. Onun haricinde insan... Toplum dilinde yalıtım denildiği zaman ısı yalıtımı olarak direkt algılanıyor. Tabii bunun çok geniş sektörel olarak dalları var. Isı yalıtımında da malzeme içerikleri çok önemli. Yani aslında yalıtım neden gerekli? Önce onu konuşmamız lazım. Şimdi eskiden kaloriferli, kömürlü veya odunlu yakıtlar vardı. Dışarıdan gelen gaz dediğimiz, yani maddenin gaz hali, evin içinde etki ettiği zaman da bir sıkıntı olmuyor. Nemlenme, rutubetlenme, ısınmama gibi bir problem yoktu. Şimdi son zamanda doğalgaz ülkede yaygınlaştığı için ismi üstünde doğalgaz, dışarıdan gelen doğalgaz. İçerideki de doğalgaz, yani maddenin gaz hali. Bunlar duvarda birleştiği zaman ısı kaybı alıyor. Isı kaybı olduğu zaman da, nem rutubet olduğu zaman da bu sefer akciğer hastalıkları ve romatizmal hastalıklar ortaya çıkıyor. Hem maddi kayıp hem sağlıksal kayıp ortaya çıkıyor. Peki efendim, şimdi siz de söylediniz de, eskiden insanlar derdi ki dört duvar bir çatısı olan bir evim olsun benim için yeter. İşte penceresi olsun, kapısı olsun. Ama artık günümüzde insanların ev alırken ya da mülk alırken en önem verdikleri özelliklerden bir tanesi büyüklüğünün, ferahlığının yanında kesinlikle ses yalıtımı ve ısı yalıtımını soruyorlar. İşte yalıtımı var mı yok mu? Varsa daha memnun olduklarını ifade ediyorlar ve satın alıyorlar. Şimdi toplum olarak, özellikle de Elazığlılar olarak, biz de bu inşaat sektöründe gelişen ya da apayrı bir sektör haline gelen yalıtım sektörüne hemen uyum sağlayabildik mi? Yok, hemen uyum sağlayamadık. Mesela ben uzun yıllar Elazığlı bir büyük bir firmada çalıştım, 10 yıl kadar. Yani o zaman büyük kamu projelerinde yalıtımı uyguluyorduk mesela. 2006 yılında Eskaz'ın merkez binasını yaptığımız zaman birinci sınıf malzeme kullanıyorduk. Yani önce şunu söyleyelim, yani yalıtımı XPS dediğimiz sert bir malzeme, numunelerini bu sefer getiremedik kusura bakmayın. XPS dediğimiz malzeme ile başlandı yalıtım. Yani bu 1948'de Amerika'nın askeri ihtiyacı için üretilmişti. Denizde kullanılsın diye. Sonra ısı ve ses iletkenliğine fayda sağlanınca yalıtım olarak kullanılmaya başladı. Ondan sonra bu karbon EPS, normal EPS, daha sonraları taş yünü, cam yünü gibi çeşitlilikle kullanılmaya başladı. Zaten yalıtım ülke ekonomisine büyük zarar verdiği için, yani şöyle toparlayalım. Yalıtımsız evde mesela bir aile 350 lira aylık yakıt yakıyorsa, yalıtım olan evde 200 lira, yani %40, %50, bazen %60 avantajı oluyor. Zaten devlet kanun çıkarmıştı. 2011'den sonra yapılan tüm binalar yalıtımlı binalar. Ondan öncekiler için kanun çıkmıştı. Bu kanunda da 2017 yılından sonra tüm binaların yalıtımı yapılacaktı. Zorunluluk vardı. Sonra ülke ekonomisi de göz önünde bulundurarak insanlar belki biraz zorda kaldıkları için bu tarihi uzattılar. 2020'yi ertelediler. 1 Ocak 2020 itibariyle yalıtım yapılmayan ev kalmayacak. Böyle bir zorunluluk oldu. Ben daha önce, bundan önceki belediye başkanımıza bir çalışma yapıp vermiştim. Yani pek şey olmadı yani, verim alamadık. Yani, yeni dönemde inşallah diyorsunuz. Yeni dönemde inşallah diyelim. Peki efendim, şimdi
Mesela kendi evimden örnek vereyim. Evet. Çok yeni olmayan bir ev, benim yaşadığım ev. Yalıtıma da ihtiyacı var. Ben artık bu 2020 yılının sonuna kadar kanunen o evin yalıtımını yapmak ya da yaptırmak zorunda mıyım? Hayır, öyle değil. 2020 yılına kadar yalıtımını yapmış olmanız lazımdı. Hı hı. Yani 2020 yılından sonra, yani 1 Ocak 2020'den sonra yalıtım yapılmayan evler kamu hizmetlerini alamayacaklar. Yani artık hızlı bir şekilde evlerinin yalıtımını yapmaları lazım. Hı hı. Şimdi devletin yalıtım niye şart koştuğunu önce söyleyelim. Şimdi biz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Hı hı. Yani kendi öz kaynaklarımız bulunmuyor. Ülke yönetiminin yalıtımını şart koşarak doğalgazda %40'a yakın bir verimlilik elde etmek. Yani karşılanan... Isı kaybını önleyerek bu verimi sağlıyoruz. Hem ısı kaybını önleyerek hem de kullanımı yavaşlatarak ülke ekonomisine katkısı olması. Yani bu sadece ülke ekonomisine değil, yani evinin yalıtımını yaptıran kat malikleri bir nevi uzun vadede kendilerine yatırım yapıyorlar. Hem sağlıklarını muhafaza ediyorlar, akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve romatizmal hastalıklardan kendilerini koruyorlar. Hem de uzun vadede bir yatırım oluyor. Mesela aylık, geçen bir arkadaşla konuştum, yani 3+1 evde oturuyor. Üniversitede güvenlikçi bir arkadaş. Evet. Ya dedi, 750 TL doğalgaz ücreti ödedim. Evet. Şimdi yalıtım yapılan bir evde belki 400-500 seviyesine düşer ama ısınır. Yani her şeyden ziyade ısınır, yani sağlığını muhafaza eder. Evet. Peki efendim, bu yeni bir sektör dedik artık. Her ne kadar inşaat sektörünün içindeymiş gibi gözükse de aslında çok başka bir alanda da kendini geliştiren bir sektör. Pazar durumu nedir? Mesela Elazığ, Türkiye ekonomisine katkıları var şüphesiz ama Elazığ'ın peki bu sektörde Türkiye ekonomisine olan katkısı nedir? Nerelerdeyiz şu anda? Elazığ yalıtımda çok iyi bir konumda. Hı hı. Yani bölgesel bir güç olma yönünde ilerliyor. Mesela... marka değeri olanları zikretmeyelim. Hı hı. Yaklaşık Elazığ'da şu an 7-8 tane fabrika var. Ve, yalıtım üzerine tabii, değil mi? Tabii tabii. Yani bunlardan biri 38 ülkeye ihracat yapıyor. Hı hı. Yani Elazığ yalıtımda söz sahibi. Hı hı. Peki efendim, şimdi insanların cebine olan bir katkısı var yalıtımın. Sağlık açısından bir katkısı var. Aynı zamanda ülke ekonomisine de enerji kullanımı konusunda da bir katkısı var. Tüm bunları topladığınız zaman inşaat sektörüne mesela ne tür katkısı var? Şunu sorayım daha doğrusu. Şimdi artık süper lüks daireler yapılıyor. Evet. Her şeyiyle yalıtılmış. Fiyat olarak çok mu pahalı ya da insanların tepkisine? Hayır, yani... Fiyat olarak çok pahalı değil. Demin de söylediğim gibi yalıtım uzun vadede bir yatırım. Hı hı. Yani bunu kışın yaktıkları yakıttan tasarruf ederek harcadıkları para tekrar kendi ceplerine, yani diyelim 5 yılda harcadıkları parayı ödüyorlarsa geri kalan kullanacakları zamanda da bir nevi yatırım paraları ceplerinde kalıyor. Yalıtım, demin konuşmamızın en başında söylemiştim, binanın temelinde başlıyor. Hı hı. Terasına kadar çıkıyor. Mesela eskiden direkt çatılar kapatılıyordu. Yalıtım malzemesi, PVC membran dediğimiz malzemeler var mesela. Sürme esaslı malzemeler var. Bunlarla teraslar artık oturma alanı, oyun alanı, bahçe gibi kullanmaya başladı insanlar. Hı hı. Çünkü oradaki su yalıtımını ve ses yalıtımını keserek tamamen kullanım amaçlı ortaya çıktı. Otoparklar için geçerdi. Otoparkların üstünü bahçe yapmaya başladılar. Artık aşağı su geçmiyor. Yani çok geniş sektörel olarak her şeyde, yani tamamen inşaattan iç içe. Yani yalıtım olmadan inşaat olmaz artık. Olmuyor. Yani temeli yani. Temeli kazan bir müteahhit grobetonu attıktan sonra direkt yalıtımcıyla muhatap oluyor artık. Peki efendim, yavaştan da inşaat sektörüne doğru gidelim. Biliyoruz ki inşaat sektörü bir şehrin ya da bir ülkenin lokomotifi görevini görüyor. Sürekli bir yapılaşma var. Türkiye'de ve ülkemizde bir kentleşme hızla devam ediyor. Elazığ'a baktığınızda Elazığ'ın inşaat sektörünü nasıl görüyorsunuz? Şimdi sizce Elazığ'ın, yani bir imar sorunu var mı? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dikey değil yatay mimarileşme konusunda özellikle sözleri var, vurguluyor sürekli olarak. Evet.
Yeni dönemde Elazığ'da inşaat alanında neler değişecek? İmarla ilgili düzeltilmesi gereken neler var konu olarak? Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini çok ciddiye alıyorum. Ve çok doğru tespitleri var. Ama 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı iktidarda. Ve son 17 yılda çarpık yapılaşma aşırı derecede ülke genelinde sıkıntı olmaya başladı. Yani kendi yaptıkları yanlıştan dönmeye başladı. Öyle diyelim. Elazığ'da inşaat sektörü şu an %70 zayıfladı. Şu an yani kriz var demeyelim de ülke ekonomik olarak darboğazdan geçiyoruz. Bayağı bir ciddi sıkıntılar var. Bankalar faizleri düşürdü inşaat sektörü canlansın diye. Ama gerek inşaat sektöründe olsun, gerek gıdada olsun, gerek giyimde olsun %24'ten %200 arasında ciddi zamlar yapıldı. Böyle olunca KOBİ'lerin kar imajı düştü. Memurlara %4+4 zam yapıldı. Asgari ücreti biliyoruz malumunuz. Böyle bir ortamda faizler düşse bile ne kadar inşaat canlanabilir veya piyasa ne kadar canlanabilir? Çünkü yapılan zamlarla, yani tüketiciye yapılan zamlarla, çalışana yapılan zamların arasında ciddi bir orantısızlık var. Yani bizim önce bu orantıyı bir yakalamamız lazım ülkeyi canlandırmamız için, ekonomiyi canlandırmamız için. Orada ciddi bir sıkıntı var. Peki bu sıkıntılar çözülürse Elazığ'ı baz alarak sormuş olalım. Şimdi Elazığ'da da inanılmaz bir kentleşme devam ediyor. Evet. İşte insanlar eski ev ya da oturdukları evi satıp artık yeni imara açılan, işte şehrin bir batıya doğru gelişmişliği var, bir batıya doğru kayma var. Nasıl etkileyecek? Şimdi Elazığ mesela belki biraz yerel bir ağız olacak ama Elazığ eve ne zaman doyacak? Şimdi nüfus hızla arttığı için ve kullanılan yapılar da zamanla eskidiği için inşaat sektörüne her zaman ihtiyaç var. Hani tam doyum diye bir şey olmaz. Kalite artar, kalite artınca müteahhit sayısı azalır. Çünkü önce biz 20 sene önce, 25 yıl önce hepimiz bahçeli evlerde oturuyorduk. Yani sokakta iki katlı evler vardı. İşte herkesin kapısı açıktı, çocuğunu herkes dışarı salıyordu. Şimdi öyle bir konuma geldik ki çocuğumuzu kapının önüne koyamıyoruz. Gece kapımızı kilitlemeden yatamıyoruz. O yüzden insanlar daha çok güvenlikli, sosyal tesis içinde olan siteler tercih etmeye başladı. Vaziyet böyle olunca da eski binalar mecburen yıkılacak. Yani şehir, şöyle diyelim, şehir biraz daha dışa doğru açılıp içerisi ekonomi alanı olarak, ticari alanı olarak kullanmaya başlayacak. Yani bunun yapılması için de, demin de söyledik, Sayın Cumhurbaşkanımızın attığı birkaç adımlar var. Umarız onların meyvesini alırız. Eğer onların meyvesini alırsak inşaat sektöründe tekrardan ben 2020 yılında bir canlanma bekliyorum. Peki kentsel dönüşümle ilgili mesela son geçtiğimiz hafta daha doğrusu evet. Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları özellikle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve gerçekten orada yaşayan insanların yıllardır kronikleşmiş sorunu haline gelen o evlerin yıkılıp kentsel dönüşümde yenileneceğini ifade etti. Kentsel dönüşümde Elazığ nereden nereye geldi? Siz bir aynı zamanda müteahhitlik yapıyorsunuz. Bir müteahhit olarak eksik ne? Fazlalık var mı? Neredeyiz? Kentsel dönüşümde Elazığ'da başarılı olamadık. Yani bir İstanbul'da uygulandığı gibi Elazığ'da veya Ankara'da veya Bursa'da uygulandı. Ben Bursa'yı çok iyi bilmiyorum. Orada Şentürkler Mühendislik vardı. Orada 2 yıl kaldık. Akçadan konutları vardı. Orayı yapıyorduk mesela. Bursa büyük bir köy. Aşırı derecede çarpık yapılanma, eski yapıların olduğu bir yer. Şimdi biz Elazığ'da başarılı olamadık kentsel dönüşümde. Bizim El Müdder Başkanımız Osman Avcı birçok platformda bunu dile getirmeye çalıştı. Ve birçok açılımlar yapmaya çalıştı ama siyasi olarak destek göremediği için bunları hayata geçiremedi. Yani kentsel dönüşümün yapılması için Elazığ bölgesel olarak baz alınıp ve kanuni yollarla bunun yapılması lazım. Şimdi müteahhitleri başıboş bıraktılar. İşte isteyen gitsin, kentsel dönüşümden faydalansın, şurayı yıksın, yapsın. Şimdi bizim halkımız da affedersiniz biraz ipin ucunu kaçırdı yani. Şimdi birebir daire alacağı yerde, ha müteahhit burada çok kazanıyor, bana iki daire vereceksiniz. Öyle deyince de müteahhit giremiyor. Veya 40 dairelik, demin sizin Osman Bey'in söylediği 65 dairelik yer. Ve orada 2-3 kişi sıkıntılı insan var mesela. Müteahhit giremez oraya. Yani bir yalıtım gibi değil yani. Ya uzlaşı yalıtım, çok önemli değil mi? Uzlaşı yani kentsel dönüşümde %100 uzlaşı gerekiyor. Ama yalıtım da öyle değil. Yalıtım hem birey
bireyin kendi, yani kat maliklerinin kendi çıkarını olduğu için, hem ülke ekonomisine faydası olduğu için %51 çoğunluk sağlandığı zaman yapılıyor. Hı hı. Ondan sonra kanuni zorunlulukla tahsilatı yapılıp bina teslim ediliyor. Hı hı. Ama kentsel dönüşümde öyle değil. Yani ya devlet zorunluluğu lazım, bu bölge ayrıldı, bu bölgenin ihalesi yapıldı, hı hı. Şu müteahhit girdi, ihaleyi kazandı, burayı bu şartlardan yapıp kat maliklerine şu zamanda teslim edilecek. Hı hı. İstanbul'da böyle. Hı hı. Ama biz Elazığ'da bunu başaramadık. Hı hı. Biraz yani, tırnak içinde Ahbap-Çavuş ilişkisi mi Elazığ'daki diyalog? Yani elbette ki bir kanun nizamıyla devam ediyor işler ama yani küçük şehrin vermiş olduğu, insanların birbirini daha çok tanıdığı için böyle sıkıntılar yaşanıyor olabilir mi? Elif Hanım, ben yaklaşık Elazığ'da 5-6 tane belediye başkanını gördüm. Hı hı. Yani küçüklüğümüzden beri. Şahin Bey mahallemizin adamıdır. Çok değer verdiğim, hı hı, biridir ve çok başarılı biridir. Ondan önceki belediye başkanı öyle zorluklarla belediyeyi teslim etti ki şu an onlarla uğraşıyor. Yani önünü açamıyor. Hı hı. Yani ucube diyebileceğimiz yapılar yaptı, Elazığ'a bıraktı. Ciddi varlıkları harcayarak. Efendim, çok da girmeyeyim çünkü evet, yani, cevap hakkı da doğuyor. Neticede bir dönem konu konuyu açtığı için yaptı. Kesinlikle katıldığımız noktalar da var elbette ki. Peki şunu da sorayım. Şimdi toplumda kentsel dönüşüm dendiği zaman şöyle de bir algı var. Şimdi işte bir örnek veriyorum. 5 katlı, 2 çift daireden oluşan 10 dairelik bir apartman işte bir müteahhite veriliyor, yıkılıyor, yenisi yapılıyor ve oradaki vatandaşlar diyor ki biz evimizi kentsel dönüşüme soktuk. Evet. Ama kentsel dönüşümün içerisindeki yapılarda işte sosyal donatılar mı olması gerekiyor, çocuk oyun gruplarının mı olması gerekiyor, garajlarının işte olağanüstü afetlerde toplanabilecekleri bir alanın mı olması gerekiyor? Bu kentsel dönüşümle müteahhite verip binayı yenilemek arasındaki farkı bir de sizden dinlemek isteriz. Şimdi Elif Hanım, kentsel dönüşüm... Devletin zorunlu kıldığı, bölgelere ayırdığı ve ihalesini yaparak belli şartlarla yaptırdığı yapılar. Ama Elazığ'da yapılan kentsel dönüşüm, bir araya gelip müteahhitlerle anlaşan insanlar, kentsel dönüşümün sadece devletin müteahhitlere sağladığı veya kat maliklerine sağladığı ekonomik yönden faydalanıyorlar. Yani oranın sosyal donatısının tamamen tam olması için alanın ona müsait olması lazım. Yani bir kere site yapılacaksa alanın ona müsait olması lazım. Bitişik nizam yapılacaksa ona göre yapılır. Yani bitişik nizamlarda sosyal tesisler yapılmıyor biliyorsunuz. Hı hı. Sığınaklar falan da yok, sadece oturabileceği daire var. Ama hı hı, site alanlarında çocuk oyun alanları, spor tesisleri, sığınak gibi her şey oluyor. Yani iki farklı temadan bahsedersek daha iyi olur. Hı hı. Peki efendim, şimdi... Belediyemiz Elazığ'ın imar revizyonu ile ilgili de mecliste görüşmeler de devam, evet, ediyor. Sizce yani bir müteahhit olarak baktığımızda nasıl değişmesi gerekiyor imarın? İmarın nasıl değişmesi lazım? Yani biz ben bir ara Behçet Bey'in tabii bizden çok büyük, çok önce çalışmaları vardı. Behçet Bey'in çalışmaları vardı. Behçet Bey mesela şu an Ataşehir olarak geçen, eskiden Kiriz 1, Kiriz 2 çok güzel üzümler yetişen bahçeler vardı. Oralar aslında imara açmadı. Hı hı. Daha önce biz Serkan Bey'le program yaptığımızda da bunu dile getirmiştik. Atalarımıza da baktığımız zaman kayalıkların üzerine yüksek yerler evleri yapıyorlar. Hı hı. Yani şehir işlerini boş bırakıyorlar. Bu imar revizyonu yapılması için şehri biraz dışarı taşımak lazım. Yani şehrin kendi içinde revizyona gidersek yine ciddi sıkıntılar yaşarız. Eğer geniş sokaklar, oyun alanları, spor salonları, işte halı sahalar falan istiyorsak, halkın rahat yaşayacağı ve yeşil alanları istiyorsak, şehri biraz dışarı taşımamız lazım, açmamız lazım, hı hı, ferahlatmamız lazım. Umarım o konuda bir çalışma olur. Ben tam olarak içeriğini bilmiyorum. Peki efendim, özellikle şimdi Elazığ ve Türkiye bir deprem kuşağında. Elazığ özellikle geçtiğimiz haftada, evet, çok şükür can ve mal kaybının yaşanmadığı bir deprem geçirdik ama özellikle Elazığ'ın şehir merkezinde Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey ve Nail Bey mahallelerine baktığımız zaman orada işte çarpık kentleşme ile birlikte Allah korusun yıkıcı bir afet anında insanları bile belki
Allah korusun tabii, kurtaramayacağımız durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Bununla ilgili bir çözüm olabilir mi? Var. Bundan sonrası için. Tabii zaten saydığınız mahallelerde şu an %30'una yakını yenilendi. Yani müteahhitlerden anlaşılarak veya müteahhit binayı komple satın alarak yenisini yapıp teslim ediyor. Zaten 2011 yılından sonra yapılan tüm yapılar deprem yönetmenliğine göre yapılıyor. Yani bayağı bir sağlam binalar. Denetimleri falan da çok güzel. Ondan yana sıkıntı yok. Demin de söylediğim gibi şehri dışa açmamız lazım. Yani cip yolu tarafı bayağı bir boş, güzel. İşte karşıda Meryem Dağı'nın oralar çok güzel yerler. Hı hı. Şehrin içine boşalttığımız zaman hem ticari alan olarak hem yeşil alan olarak şehre müthiş bir hava alırız. Yani o zaman kat ittifakının da problemi kalmaz. Yani şehrin içinde 10 kat vereceğine işte Yıldız Bağları'nda veya daha bu taraflarda 20 kat ver. Çünkü depremden etkilenmiyor. Fay hattına uzak ve zemini sağlam. Evet, kayalık. Ama ne kadar başarılı olacağız bilmiyorum. Bakalım. İnşallah bunlar dikkate alırlar yeni çalışmalarda. Umudumuz var elbette ki. Evet. Peki efendim, son olarak neler aktarmak istersiniz sektörünüzle ilgili? Buradan ben kat maliklerine şunu söylemek isterim. Bir an önce yalıtımlarını yaptırsınlar. Yalıtımlarını yaptırırken kurumsal firmalarla çalışmaya özen göstersinler. Ve mutlaka teselli ürünler kullanmaya çalışsınlar. Malzeme içerikleri gibi devlet kurumlarından, bayındırlıktan olsun, özellerden falan olsun teknik destek alabilirler. Bizim gibi firmaların birçoğu keşif yapıyor. Ücretsizdir keşifler. Ürünlerin hepsinin özelliklerini öğrenebilirler. İnternetten öğrenebilirler. Bunlara dikkat etsinler. Ve özellikle site sakinlerine söylüyorum, site yöneticilerine. Mutlaka sözleşme yaparken iş güvenliğine dikkat etsinler. Ve mutlaka özellikle büyük siteler mutlaka bir devlet kurumundan teknik destek alsınlar. Peki efendim. Ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli, dediğiniz gibi hem sağlık açısından hem enerji kaybının en aza indirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulması adına yalıtımın önemli olduğunu biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, aslında tüm dünyada artık bu ve benzeri sektörlerinde geliştiğini biliyoruz. Diliyoruz sizin de özellikle inşaat sektöründeki bu durgunluk, bu durağanlık ülke ekonomisinin ivme kazanmasıyla birlikte bir hareket haline geçer o da. Ve güzel bir Elazığ bırakmamıza da özellikle görsel ve estetik anlamda katkı sunmaya devam edeceğinizi de umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir platformda sesimizi duyurduğunuz için Fırat TV ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bugün de akşam ajansını noktalıyoruz. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar buluşmak ümidiyle tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.